Merhaba arkadaşlar, ismim Suat. Honda Forza'nın fren ve marş CVG ile ilgili video çekeceğim. Evet arkadaşlar, bu bazı arkadaşların bu switch bozulabiliyor. Yani normalde zaten fren ucu bir de marş ucu var. Şimdi nasıl söküldüğünü göstereceğim size. Şurada bir tane sekman var. Onu makine bıçağıyla söküyoruz. Sekmanımızı çıkardık. Hatta kaybolmamız için de şöyle kutunçla atalım. Ondan sonra şurada bir pin var. Pini söküyoruz. Sonra şurada bir demir var. Demiri söktük. Ben ilk baştan alt kapağı söktüm. İki tane kapak var. Üst kapak ve alt kapak. Alt kapağı maket bıçağı yardımıyla söktüm. Bunu daha önce ben sökmüştüm ama bu kenarları yapışkanlı. Yani maket bıçağıyla hafif şöyle kenarlarını sıyırtarak çıkarırsanız rahat çıkıyor. Şimdi diğer tarafı da söküyorum. Bu da üst kapak. Bunu da çıkartıyoruz. Dediğim gibi bunu yapıştırmışlar şurayı. Şöyle maket bıçağının kenarıyla şöyle sıyırtırırsanız bu şekilde rahatlıyor. İçinde iki tane switch var. Şu marş switch'im. Şu arkadaki de fren switch'im. Şimdi benim motorda herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten switchlerde temiz gözüküyor. Eğer böyle bu switchte bir sıkıntı olursa ya da yani fren switchinde ya da marş switchinde şu kutunun şu kapağın altında delikler var. Su tahliye delikleri. Bunların altından yani sökmeden de VD-40 sıkarsanız ya da kontak sprey. Bu içine giriyor. Bu kontakları bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ama benim gibi sökerim derseniz switchleri temizlemek için bir kavul, maden cilası ya temizlerseniz daha iyi olur. Ondan sonra da alkolle tekrar temizliyoruz. O zaman daha temiz oluyor. Nasıl yapılacağını göstereyim. İlk baştan bir kavulimizi switch'imize temizleyeceğiz. Tabii ince cımbız olursa daha iyi olur. Şöyle hafif çok şey olmayacak şekilde. Evet. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şuradaki switch'i şu şekilde temizliyoruz. Pisliği görüyorsunuz. İşte bu kontağın ark yapmasından dolayı oluşan pislik. Ondan sonra burayı iyice temizledikten sonra saf alkol. Saf alkolle tekrar aynı şekil şuradan güzelce temizliyoruz. Görüyorsunuz yanı pisliği. Bunu iki sefer yapabilirsiniz. Yani iyice temizlenese kadar. Evet. Evet, gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Aynı şekil bu arkadaki sivici de ilk baştan maden cilası kavilde yani. Sonra tekrar alkolle güzelce temizlerseniz kontaklarınız ilkinki gibi tertemiz olur. Bir de kapaklar dediğim gibi yapıştırma olduğu için yani isterseniz
Ben şu an şeyle Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Ya da sıvı conta da sürebilirsiniz böyle ince bir şekilde. Kapağını üzerine kapatabilirsiniz. Bir de bu switch güzel tarafı. Yani ben aslında niye bozuluyor diye tahmin ediyorum da. Şu yan taraftan, yani manetin yan tarafına kesinlikle su tutmayın. Ya da manetin alt tarafına su tutmayın. Çünkü burada hava delikleri var. Honda bunu niye yapmış diye düşündüm. Yani mesela sağ fren switch'inde conta var. Yani oradan su girme imkansız. Herhalde bir arıza durumunda kolay müdahale olsun diye buralarda havalandırma delikleri var. Yani gerektiğinde buradan rahat sprey sıkılabilmesi için öyle bir şey düşünmüşler. Yani switch temizliği bu kadar. Yani gerekirse şuraları da maden cilasıyla temizlerseniz bazen buraları şey oluyor, kararıyor. Şu şeyleri, kablo yerleri. Mesela şurası hafif kararmış. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Buraları da maden cilasıyla temizledikten sonra tekrar alkol üzerinden geçin. Bunu eğer kendim yapamam derseniz de herhangi bir elektronikçiye yaptırabilirsiniz. Yani, arkadaşların deyimine göre de bayağı da pahalı parçaymış. Eğer yaptıramazsanız da bana mesaj atın. Ben yardımcı olurum. Yani kargo ücretini kendiniz ödemeniz kaydıyla temizliğini yaparız. Yani bazı arkadaşlarda böyle bir sıkıntı olmuş. Ben dedim bu videoyu çekeyim. Birçoktan bir faydamız olur. Herkese iyi günler dilerim.